Merhaba arkadaşlar. Ben Buari. Bugün sizlerle Alves kabloyu inceleyeceğiz. Alves'te son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında klasik halka sonrası işlem görmeye başlamasının ardından güzel bir çıkış. Çıkış seviyesi buralarda bir bozulmuş. Yani tavan seviyesi bozulmasının ardından tekrardan gün içinden pozitife dönmüş ve yükseliş hareketi sürmüş. Halk arzdan alanlara %250 yakın bir getiri sunmuş. 75 seviyesine oluşan satışlarla da 56'ya gerilemiş 3 tane satıcılımı. Ardından da kuvvetli bir tepki gelmiş. Bu kuvvetli tepkinin nedeni de yani aslında tavan kapatmış. Tavan kapatmasının nedeni de aynı gün içinde iki tane kapattı. Bir yeni iş ilişkisi, bir de yatırımlar hakkında yani bir fabrika yatırımının iskanın alındığı, eğer üretime başlamasıyla birlikte kapasite artışında %200'e yakın bir artış olacağını söylemesiydi arkadaşlar. Bu iki kapla da birlikte zaten gördüğünüz gibi tavan kapattı. Fiyat kapanışta 63.25 arkadaşlar. Şimdi burada iki tane destek noktamız var. Güzel bir trend var. Her ne kadar şurada trend kırılsa da kırılım sonrası burada yatayda bir destek buldu. Bu haberlerle birlikte de pozitif fiyatlamalarını yaptı. Bu pozitif fiyatlamaların devam edip etmeyeceği önemli. Burada ben yine tekrar edeyim. Halkarzan almışsınızdır. Buralarda ekleme yapmışsınızdır arkadaşlar. Uzun vadede tutacaksınızdır. Bu kısa dalgalanmalar sizin için önemli değil. Ancak buradan işleme gireceksiniz. Mesela 63'ten işleme mi gireceksiniz? En azından bir 63 bölgesinin 4-5 puan altına 59 olur, 58 olur, 60 olur fark etmez. Burada bir stop loss seviyesi koyarsanız iyi olur. Çünkü düşüşlere yakalandığınız durumunda zararınız büyümeden pozisyonunuzu kapatmış olursunuz. Olası bir negatif fiyatlama olması durumunda arkadaşlar. Burada yani halk arzlarda özellikle son zamanlarda dikkat çektiğim, e, takip ettiğim daha doğrusu halk arzlarda Kapa veri atıyorlar arkadaşlar ardından hisse çekiyorlar. Aynı gün içinde pozitif bir fiyattan oluyormuş gibi gözüküyor. Ancak o kadar kuvvetli satışlar oluyor ki neredeyse satamadan hisse aşağı geliyor. Sonra ertesi gün de satışlar devam ediyor ve burada yatırımcı zarar ediyor. Buna dikkat edin. Kısa vadeli işlem yapanlar, trade edenler, stoplu işlem yapanlar iyi olur. Orta ve uzun vade tutacaksınız. Sizin için sorun yok. Dediğim gibi gün içi dalgalanma, kısa vadeli hareketlerle çok ilgilenmenize gerek yok. İki tane önemli nokta var teknik olarak. 56 ve 75, 56'nın altı negatif. Şurada da görüyorsunuz EMA oluşmaya başlamış kısa vadeli EMA'sı. 56'nın altında kalırsa düşüş hareketi 48-41 bölgesine doğru devam edebilir. Ben buralardan almadım. Alt bantlar gelirse alırım diye düşünürseniz de bu iki destek noktasını 41 ve 48 bölgesini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Fiyat buradaki pozitif fiyatlama ile birlikte yani yukarı yönlü hareketin devam ettirmesi birlikte 69 ve 75 seviyelerini hedef olacaktır. 75 kesinlikle geçinmesi gerekiyor trenin devam etmesi için. Şuradaki zaten kanalın kırıldığını görüyoruz. Burada yukarı yönlü hatta kısa vadeli bir tepki hareketi gelebilir. Bu tepki hareketinin devam edip etmeyeceği önemli. Hatta şöyle gösteririm arkadaşlar. Fiyat 68 seviyesine kadar çıkışlar normal. 68'in üstünde fiyattan yapamazsa burada yeniden bir alçalan tepe oluşmuş olacak ki biraz daha trendin zayıfladığını bize gösterir. O yüzden Kısada 68 önemli. 68'in üstüne 75 direncine doğru yükseliş hareketi görmek mümkün arkadaşlar. Zirve geçirirse yükseliş hareketi kaldığı yerden devam eder. Zirve geçilemezse buradan oluşan satışlarla fiyat tekrardan desteğe gelirse aşağı yönlü fiyat baskısının arttığını görebiliriz. Özellikle zirvenin geçilmesindeki hedef fiyatları söyleyeyim size. 84 ve uzun vadede 105 seviyesi hedefte arkadaşlar. Hatta şöyle işaretleyeyim eğer ki alves tarafında bu trend devam eder ve zirvenin üstünde günlük kapanışlar görebilirsek arkadaşlar burada oluşan momentumla uzun vadeli ilk etapta sektör 4 uzun vadede 105 seviyeli yani 3, 3 rakamlar burada hedef fiyat olarak takip edilebilir. Buradaki bir fake ise bu hareket arkadaşlar trend devam edecektir. Ancak burada tekrardan satış olursa 56 sizin için önemli 56'nın altı negatif ve fiyatlar aşağı yönlü hareketini sürdürebilir. Alves tarafında yine de dikkat etmekte ee, önemli. Bu bölgelere dikkat edin arkadaşlar eğer işlem yapıyorsanız. Alves teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.